Güneşli bir Texas gününden herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir istek ses gezmesine geldik. Şu arkamda gördüğünüz evi gezeceğiz. Bakalım neler bulabileceğiz, hep birlikte görelim. Arkadaşlar, evin girişini bulmaya çalışıyorum. Sanırım şöyle yandan bir girişi var gibi. Burada biz bulamadık. Evet, evet şöyle giriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 125 indirim var. Bakalım neler bulabileceğiz. Hi. Hey, how you doing? Good, thanks. 25% off today in watch. Sure. Thank you. Evet, şöyle bir 65 dolara koltuğumuz var. Hi. Şöyle bir tabaklar var, 6 dolar. Ve kaplar 2 dolar diyor. Ve bu fiyatların üzerine %20 indirimimiz var. Vazo 8 dolar. Kıyafetler 25 dolar oluyor. Evet, yeşil meşil bir şeyler var. Yağmurluk gibi olabilir. Şöyle şapkalarımız var. 15 dolar. Bayan çantalarımız 45 dolar. Şöyle bakarsak mutfak tarafında şöyle bir seramik şeyler var, 35 dolar. Mutfak tarafına bakalım. Bir ay devam. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakalım başka. Şöyle bir kahve makinemiz var, 60 dolar, 100 dolar. Kendi makine şeyleri var, kutuları var. Bunlar yıkanıp temizlenip kullanılabiliyor, 2 dolar. Kalsak mutfakta çok da bir şey gözüme gelmedi. Bakalım şöyle bir yerde var. Masanın üstüne süs 8 dolar. Bunlar da 35 dolar diyor. Evet. En sevdiğim kısım, garaja doğru bir girelim. Garajda neler var? Birlikte bakalım. Evet, şöyle bir filimiz var. Balık için işe yarayabilir. Fiyat bilgisi 8 dolar. %25 indirim olduğu için 6 dolar alabiliriz bunu. Bu neymiş? Hemen buna bir bakalım. Ne olduğunu bilmiyorum ama önce fiyatına bakalım. 30 dolar. Hemen. Şimdi. He, böyle bir top. Bunların bir kriket mi diyorlar? Böyle bir şey galiba. Emin değilim. Toplu, sopalı. Bir oyun. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Eski bir dikiş makinesi. Bunun da fiyatı 125 yazmışlar. Yazı yoksa 1 dolardı. Güzel. Bakalım bana uygun. Hatta 1 doların üzerine bayağı indirimde alabilirsek güzel olabilir yani. Niye olmasın? Ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Açık bakmak istiyorum ama tam bir işe yarar gibi. Bir sürü konteynerler var. Cooler'lar ve seller var. Elektrik makinesi. Evet. Yani güzel malzemeler var. Adam bayağı ayıklıyor. Falan fırsat bulabilirsek ben de bakacağım masanın üzerine. Ama o arada şöyle değişik neler var. Onlara bakalım. Bir masanın üzeri. Dolayısıyla bir ışık var. Işık bu. Radyolu herhalde. El vakumu var. Dyson. Bayağı güçlü. Şöyle bir çocuk arabası var. Pervane malzemesi. Bu tarafa geçmezsek burada Christmas süsleri var. Christmas süsleri ve bizim mangallara benzer ızgaralar var. Şöyle bir mangal malzemesi. 12 dolar diyor. %25 indirim, yani 4'te 1 indirim var. Evet, şöyle bir buzdolabı var. 90 dolar. Aslında yedek dolabı ihtiyacı olan birisi için çalışıyor gibi duruyor. Gayet uygun. Şöyle bir masaya da bakalım. Derin çantasına deniliyor. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum. Bu boya dolabı. Mangal malzemesi 3 dolar. Köpeklere su içirmek için şey. Çakır malzemesi. Şöyle bakalım. Bunlar evet, gerekli olabilecek şeyler. Çabuk demirleri. Çünkü bir dolara alırız diye tahmin ediyorum. Üstünde fiyat yok. Bir dolara bunlar güzel. Çünkü
Şu demirler bayağı sağlam tutuyor arkadaşlar. İçinde de bayağı var. Evet. Ben bunu alayım. Elimde tutayım. Çadır için güzel. Şuna bakalım başka neler var. Yangın tüpümüz var. Bir de takı seti şeyimiz var. Evet. Kişiye takı yapabilirsiniz. Umarım garajdaki malzemeler bu kadar. Diğer odalara bakacağım. Evet, garajdan şimdi çıkıp diğer odalara bakacağız. Şurada bir salon var. Deliler ünlenmiş bir duvar. Şöyle bir çalışma odası gördüm. İçeride neler var? Şöyle bir kamera, evet, bu eski kameralardan falan var. Çok da bakalım bir şey yok ki, bir eski elektronik malzemeler. Orada bir printerimiz var. Üzerinde fiyat $100 yazıyor ama çok saçma bir fiyat. O yüzden hiç bakmıyoruz bile. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar eski eski malzemeler. Bu da $65 yazmış. Demiyorum. Fiyatları yazanlar herhalde printer fiyatlarından haberi yok. $65 olmaz bu. Şeye doğru gidelim. Böyle bir kamyonet var. İçeride tabaklar vesaireler var. Saklama kapları camdan. Evet. Çok ilgimi çeken bir şey. Gözüme gelmedi. Böyle bir arka bahçeye çıkalım. Şöyle bir ışıklı oda, camlı balkon mu diyorlar. Böyle bir yer yapmış. Christmas malzemeleri var. Fiyat olarak işte takıları falan var. Bir ağaç var. Fiyat olarak yazmıyor. Satılmış zaten. Sandalyeler. $25. Tümümüz zaman bar sandalye $10. Şöyle bir şef $40. Değil mi? Bunların üzerine $125 daha çıkacak. Aracının arka tarafa doğru çıkıyoruz. Arka bahçede bakalım başka neler var. Görelim. Eski tüpler var. $18 diyor. Normalde bunları sıfırları biraz pahalı. Değiştirmeye gittiğiniz zaman veya indirim oluyor. Böyle bir tırmık var. Mesela benim böyle bir tırmığa ihtiyacım var. $5 ama bayağı eski. Çok geleceğini düşünmedim. Yani alsak da olur ama $5. Daha uygunları var. $1 falan denk geliyor bazen. Arkaya doğru bakarsak böyle bir su şeyi var kuşlar için büyük ihtimal. $30 diyor. Şöyle bir smoke grill var. Bu da bayağı brisket vesaire yapabilirsiniz arkadaşlar. Koyup kapatıp böyle saatlerce pişiriyorsunuz. Böyle bir hortum var. Mekanizmasıyla beraber muhtemelen. $30 yazıyor. Böyle bir sürü saksılar var büyük. $15, $5. Değişik fiyatlar var boyuna göre. Bu büyük mesela $10. Onun yanındaki taş gibi olan ve burada plastikmiş. $12. Arkaya doğru giderken bir hortum gözüme geldi. $10 diyor. Dolanmış ama olabilir. Diyebilir. Böyle bir ot savurma makinesi var. Burada insanlar çimlerine çok baktığı için bayağı da zaman alıyor. Böyle içine atıyorsunuz. Elinizde böyle yürüterek ama çocuk arabası gibi. Bununla otların çimlerini atıyorsunuz. Evet, arka tarafa doğru gelirken de değişik doliler, yani çekme şeyleri görüyoruz. Burada bir ot biçme makinesi var. Bunun fiyatı $250 yazıyor. Daha sonra şöyle bir uzun dalları kesmek için elektrik testeresi gibi bir şey var. Yani yüksek ağaçlardaki şeyleri kesiyorsunuz. Bunun fiyatı da $60. Tabii bunların üzerine %25 indirim gelecek. Yani $60'lık bir malzemeyi 45'e falan alırsınız. Yine bir merdiven var. Şöyle bir fan ihtiyacım vardı. Çalışıyor mu acaba? Bunu test ederiz. $10. Yani $7.5'a gelir. Yani çalışıyorsa güzel bir deal olduğunu düşünüyorum. Buna bakarız. İçeriye doğru girelim. Girmeden önce elektrikli bir testere gördüm. $40. Bir tane daha var burada. O da gazlı. $60. Şöyle yan tarafa doğru bakayım. Burada küçük bir traktör gibi bir şey var. Yakından göstereyim. Fiyatı var mı yok mu bilmiyorum ama Ford'un büyük ihtimal ot biçme makinesi. Bayağı eski bir şey. Ne alakaysa böyle bir kar aracı da var. Not for sale diyor, zaten satılık değilmiş. Ama Texas'ta kar aracı ne alaka? Neyse, biz devam edelim içeri doğru. Evet, ilk gelince şöyle tuğları görüyoruz. Ses olmaması için çok durmayacağım burada. Tuğların olduğu torç makineleri, yani şey, sıcaklık ateş yapıyor. $3. Bunu değerlendirilebilir. Şöyle bir yerde bir makine gördüm. $43 diyor. Neymiş?
kompresör diyor. İhtiyacımız olan bir şey değil ama ihtiyacı olan için var yani. Şöyle bir şöyle bir makine, yani delik açıp etrafını oymak için bir makine. Havuçlu. Amca da ses yapıyor, deniyor malzemeyi. Şurada şöyle bakarsak bir sıkıştırma mekanizması. Şöyle bir zımpara makinesi. Daha önceki evlerde de görmüştük. Bir matkabımız var. 60 dolar demiş, biraz pahalı. Şu neymiş? Angle grinder, yani şey kesmek için malzemeleri. Başka bir matkap daha var. Fiyatı yazmadık, göremedim. Yazıyor da göremedim. Şöyle bir polishing makinesi, 15 dolar diyor. Biz zaten almıştık ama değer mi? Zaten aldığımız tekrardan almayacağım. Bakalım başka neler varmış. Şöyle duvarda birkaç tane kuyu falan var. Şöyle bir kesmek için bir makine var ama bunun makinesi ayrıyetten mi takılıyor emin değilim. Duvarda bayağı böyle kesmek için malzemeler var. Bir yere bakarsak yerde de bayağı değişik bir şeyler var. Bakalım. Şöyle bir kesme makinemiz var. 100 dolar diyor. Böyle bir balık malzemesi. Balıkları koyduğun içine canını tutmak için böyle bir file. Metal file. Nasıl olur bakalım. Şöyle bir kablo saklayıcı var. Fiyatı yazmıyor. Ama onlar normalde ucuz şeyler. Çok önemli değil. Başka şurada ot kesme makineleri var. Edger diye geçiyor. 55 dolar. Bu da 55 dolar. Ondan sonra şöyle bir zincir var. Şöyle olursa. Kürekler vesaireler var. Kaç para yazıyor? 8 dolar. Dediğim gibi bunların üzerine %25 indirim de gelecek. Yani 8 dolarlık bu malzeme 6 dolar alabileceğiz. Daha sonra şu ot kesme makineleri, yani yandaki buşları, böyle otları, çalıları kesmek için makas gibi bir şey. Yani elektronik makas. Burada başka bir mekanizma daha var. Bunlar büyük ihtimal şey, otları vesaireleri üflemek için diye düşünüyorum. Buraya bakarsak, oo bak bu güzel. Burası değerli şeyler olduğunu düşünüyorum. En azından şu kısım tek başına 3-5 dolardan fazla ediyor. Bakalım bakalım. Tek orası ise değmez. Yani çok da bir şey yokmuş. Tek bir gözünde işe yarar bir şeyler gördüm. Geri kalanlar hikaye. Şurada var. Bir yerde bayağı vidalar vesaire var. Tamamı ne kadar olur bilmiyorum. Ama normalde bunlar tek başına satılsa pahalı olan şeyler. Şimdi burada boya malzemeleri falan var. Bakıyorum şöyle. Çok da gözüme gelen, işime yarayacak bir şey göremedim. Buradan yavaştan çıkabiliriz. Şöyle bir power tool gördüm yerde. Burada bir makine daha var çıkmadan önce. Yani bu şey için tamamen bıçakları falan bilemek. Buradaki tool'lara biraz bakalım. Boya için. Amcamız boya işiyle uğraşıyor olabilir. Bayağı boya ile ilgili malzemeler var. Havalı vesaire. Ekstra gaz bidonlarından bir tanesini ağzından alıp bebek bidon yapmayı düşünebilirim. Şöyle bir bidon fiyatı ne kadardır bilmiyorum ama bakacağım. Evet. Şimdi şunu denemek istiyorum. Evet çalıştırdım. Çalışıyor. Ama çok güçlü üflemediği için beni çok mutlu edeceğini sanmıyorum. O yüzden bunu es geçiyorum arkadaşlar. Çünkü hızlı üflüyordu da bayağı hızlı çalışıyor. Ben bunu alayım. Yani son anda gördüm. Güzel. Alıyoruz. Evet arkadaşlar bahçenin diğer tarafına bakıyoruz. Şöyle bir masa yapmışlar. Masanın üstünde bir sürü malzeme var. Su fışkıyı aleti. Aslında böyle bir şey 4 dolar düşünülebilir. Bakalım şöyle bir masa seti var. 100 dolar diyor. Temizlenip kullanılabilir. Böyle bir metal set ve tavşan 15 dolar. Baktığınızda Christmas dekorasyon vesaire malzemeleri. Böyle bir oturak var. Konkret 125 dolar. Yeniye yakın bir masa seti 125 dolar. Önceden burada bir şey varmış anladığım kadarıyla. Su akan yer. Adamlar burayı kapatmış resmen. Üstünü toprakla. Yani bakılmamış. O yüzden daha olmuş arkadaşlar. Geriye doğru gidelim. Bana alıp diğer malzemelerin yanında koyacağım. İçeriye doğru gidelim.
diğer malzemelerin yanına koyalım. Evet, sanırım ev bu kadar. En son aldığımız malzemeleri gösteririz zaten. Şimdi üst katı varmış buranın. Bir üst kata çıkacağım. Bakalım üst katta neler var. Şurada bir yatak odası görüyorum. Şapkalarımız var. Amerikan klasiği. 10 dolar. Şöyle bakarsak tişörtler 6 dolar yazıyor. Pantolonlar 6, tişörtler 8, 10. Görüyorsunuz zaten. Bir closet var. Bayağı kıyafetler var. Seçmek isterseniz. Bir yatağımız var. Bir tanesi 6 dolarmış. Göremedim yatağın fiyatını. Şöyle bir saç kurutma makinesi 15 dolar. İleri göremedim. Havluların fiyatı 3 dolarla 2 dolar. 50 centle de bezler var. Ayakkabılar 10 dolar. Scarves dediği bizim Yeminlilere benziyor. Boyunlarına takıyorlar genelde. 8 dolar. Tişörtler 6 dolar. Kemerler 10 dolar. Evet. Diğer odalara gidelim. Şöyle bir odamız var. Resimler falan gözüme geldi ilk. Fiyatları 2 dolar tanesi. Varlığınızı koyacaksınız. Güzel resimler çıkabiliyor. Oyunlar var. 6 dolar yazıyor. Şöyle bir ayımız var. 40 dolar. Bir de böyle bilgiler var. 15 dolar. Bir org var. Düğünlere giden arkadaşlara duyurup 20 dolar. Baktığımız zaman teddy bears'lar, oyuncaklar vesaireler 8 dolar. Eski bir oyuncak araba 18 dolar. Neyse, diğer odalara gidelim. Banyomuz var. Banyo malzemeleri, şeyler vesaireler 6 dolar gördüm. Şöyle bir çocuk odası diyeceğim ama yani genelde oyuncak ayıların olduğu tanesi 8 dolarlık oyuncak ayılar var. Şöyle valizlerimiz var. Valizler güzel. 35 dolar yazıyor. Evet, sağlam valizler. %25 indirim olduğu için yani kabul edilebilir rakamları gelecektir. Şöyle baktığımız zaman başka şeyler de var. Şöyle bir tane daha valizimiz var. Burada mum malzemesi var. Şöyle bir ayna seti vesaire. Bunun fiyatı 125 dolar. Bunun başka bir odamız daha var. Böyle havlular vesairelerin olduğu. 1 dolardan başlayıp 30 dolara kadar gidiyor. Ve güzel renkli renkli şallar falan da var. Yastıklar 6 dolar. Dekoratif 125 dolara. Böyle bir tablet. Böyle sağlam. Cowboy botlarımız var. Bunlar Texas'ın klasikleri. Muhtemelen deri olduğunu düşünüyorum. 75 dolar. Yani çok fazla kullanılmamış. Gayet güzel. Muhtemelen de orijinal deri botlar Texas. Burada birkaç tane var. Şöyle bakarsanız fiyatı da 65 dolar. Diğerinin fiyatı da 65 dolar. Evet, başka bir şey bulamadım. Aldıklarımızı gösterip bugünü de kapatırız herhalde. Bakalım. Evet arkadaşlar, bugünkü alışverişi bitirdik. Şöyle malzemeleri aldık. Şöyle kamp şeyleri. Şöyle rackler. Bir tane sandalyemiz var. Bir de fanımız var. Toplam bunların hepsini 17 küsur dolar aldık. Bence güzel bir deal oldu. Normalde fanın kendisi zaten 30-40 dolar. Temizledikten sonra 10 numara 5 yıldız çalışıyor. Test ettik, onayladık. Evet arkadaşlar, bugünkü STCS gezimizin sonuna geldik. Bayağı güzel malzemeler aldık. Bizim için güzel bir gün oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz içerikleri beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İyi günlerde kalın.